edeceğiz bu konuya ama bir bağlantımız var bir Skype bağlantımız var. Çünkü yayına girmeden önce yani her yerde itiraz var diyoruz tabii ki ama Ardahan'da Faruk Demir belediye başkanı olarak seçilmişti. Önde tamamladı seçim sürecini ama baktığımızda Ardahan'da seçimin yeniden yapılacağı bilgisi mevcut. Hemen Faruk Demir'e dönüp detayları ondan alalım. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle başarılar mı dileyelim Seçim yenilenecek. Son durum ne? Sizden duyalım. Alo. Buyurun duyuyoruz sizi Faruk Bey. Tam duyamıyorum sizi. Ee, şu anda sesim geliyor mu? Şimdi geldi Serap Hanım. Peki. Ardahan'da seçimlerin yenileceği yenileneceği bilgisi paylaşıldı. Nedir detaylar? Evet iyi akşamlar diliyorum aracılığınızla Ardahan'ı ve bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Evet seçimler yapıldı. Biz e birinci parti olarak tamamladık belediye meclisi ve başkan olarak sonra adalet ve kalkınma partisi aynı ikisinde seçimlerin yenilenmesi ya da oyların yeniden sayılmasına dair bir itirazda bulunmuş ilçe seçim kuruluna enteresandır aynı İstanbul'daki gibi sadece belediye başkanlığı yani dört pusula var biliyorsunuz zarfın içerisinde muhtarlık bizde il genel meclisi var büyükşehir olmadığı için belediye meclisi ve belediye başkanlığı ikisine belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelerine itiraz etmişler. Tabi ilçe seçim kuruluna toplandı karar vermiş ilçe seçim kurulunda bir hakim var başkan zaten kurulun başkanı. İki tane kamu personeli oluyormuş. Dört tane de e, siyasi parti temsilcileri. Burada e, Sayın Başkan Gukçu olduğu için AK Parti'nin ileriye sürdüğü e, gerekçelerin tümünün yersiz olduğunu, mesnetsiz olduğunu e, şerh düşerek bu, öyle, bu gerekçelerle bir seçimin iptal edilemeyeceğini e, söylemiş kurul üyelerine. Kurul üyelerinden Dem Parti ve Cumhuriyet Halk Parti üyeler evet bu seçim bu gerekçelerle iptal edilemez. AK Parti'nin talebinin reddi yönünde oy kullanırken AK Parti kurul üyesi, İyi Parti kurul üyesi ve iki tane kamu personeli evet AK Parti'nin talebi yerindedir. Seçimlerin yenilenmesi ya da e, sayılması konusunda karar vermişler. Tabii 4'e 3 olunca ilk derece olan İlçe seçim kurulundan böyle bir karar çıkmış. Ancak biz bu kararı e, yarın e, il seçim kuruluna taşıyacağız. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Türkiye'nin birçok yerinde benzer durumlar yaşanıyor. Aslında baktığımızda e, bir de oy farkını söyler misiniz? Oy farkı bizde 11 bin, bin civarında oy kullanılıyor totalde. Hı hı. İşte bunu yarı yarıya almış durumdayız. Biz. 174 oyla önde bitirdik. 5049 bizim oyumuz. 4700 küsürde AK Parti'nin oyu. Dolayısıyla 174 oy Ardahan'daki seçim listesine bakıldığı zaman önemli bir farktır. Tabii aslında önemli bir fark ama kapanma ihtimali de yani daha doğrusu el değiştirme belediyenin el değiştirme ihtimalini de yükselten bir fark baktığımızda e, stüdyoda gazeteci arkadaşlarım var Ankara'da da tabii ki Murat Çelik e, sayın Faruk Demire soru sormak isteyen gazeteci bir arkadaşım var mı? Zaten yarın Her bekleyeceğiz. Zaman. Yani ili bekleyeceğiz. Şu an dondu zaten sanıyorum evet. internette bir problem var. Faruk Demir'e teşekkür edelim. Detayları anlattı bize bu şekilde. Yarın tabii ki gözümüz kulağımız Faruk Demir'den gelecek olan haberde. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde benzer durumları konuşuyoruz. Ardahan konusunu da buna bir yorum yapmak için Faruk Demir bir ekleme yapacak yok. sanıyorum. Buyurun. Evet bizim seçimden korkumuz yok. Ancak bir hukuk garabeti yani oturmuşlar masa başında. Hiçbir tanesinin e, sandık e, oy sayılırken, kullanılırken tutulmuş bir tane e, şerh yok. Yani demiş işte sandık başkanı yoktu. Bilmem arada bir su içmeye gitti de bilmem ne. Oradaki tutanakta böyle bir şey yok. Efendim sayım, sayımlar bittik, sak, oyları mühürledik, yerlerine koyduk. E, sonra bunun e, imza sirkülerini bulamadık. E, oyları böyle gösterdi de bize göre tam göremedik. E, AK Partili sandık üyeler demiş ki oyları bir daha sayalım. Ve saymışlar bütün yani 2-3 tane incir kabuğunu doldurmayacak itirazları sandık başında olmuş. Sonra sandık başındaki bütün heyet AK Partili üyeler dahil olmak üzere evet böyle bir sorun yoktur diye hepsi zaten imzalamış. Yani şu anda çok çok kötü bir şekilde e, ilçe seçim kuruluna verilen dosya ve cevabı bizim elimizde. Bunları size gönderdiğimiz zaman hakikaten diyeceksiniz ki burası Muz Cumhuriyeti mi? Ardahan sahipsiz değil. Biz Ardahan'a sahip çıkacağız. Hiçbir e, seçimden de korkmuyoruz. Türkiye'de hala çok güçlü bir hukuk vardır. Yarın e, il seçim kurulundan hukukun kenarından geçmeyen bu iddiaların gereği yapılacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Peki saygılar bizden teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Başkan'a. Devam edelim. Nevzat